İşitme engelliler atık yağları dönüştürerek el sabunu yapıyor, hem doğayı koruyor hem de banyolara güzel koku bırakıyor. Türkiye'de ilk kez bir meslek lisesinde işitme engellilere yönelik açılan meslek okulunda eğitimlerini sürdüren öğrenciler sosyal sorumluluk projesinde atık yağları tekrar kullanıma sunuyor. İşitme engellilerin Türkiye'de ilk kez böyle bir meslek lisesi içerisinde eğitim alma fırsatı yakaladığını söyleyen Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Özünlü, öğrencilerin okuldaki aldıkları eğitimden bahsetti. Türkiye'de ilk defa bir meslek lisesinin içerisinde işitme engellileri meslek okulu açtık. Bu meslek okulunda çocuklar bilgisayar görüyorlar. Bilgisayarı işte söküyorlar, tamir ediyorlar, programlarını yapıyorlar falan ama bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine de başladık biz. Bunun yanında atık malzemelerden değişik şeyler yapıyorlar. Örneğin bir klavyeden küpe yapıyor falan gibi ama bizim için en büyük problem şuydu. Atık yağların topluma verdiği, çevreye verdiği zarardı. Bildiğiniz gibi 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litre normal suyu zehirlemekte. Onun için de biz çocuklarımızla böyle bir proje yaptık. Çocuklarımız gelen atık yağları, vatandaşımızın getirdiği atık yağları böyle sabun yapıyorlar. Vatandaşların getirdiği 1 litrelik atık yağ 5 kalıp sabun verdiklerini söyleyen Özünlü, amaçlarının atık yağların lavabolara dökülmesini engellemek olduğunu belirtti. Vatandaşın getirdiği 1 litre yağa biz 5 kalıp sabun veriyoruz. Ama aynı zamanda buradaki amaç sabun vermek değil, öğrencilerimize ve toplumumuza atık yağı lavabolara dökmemelerini sağlamaya çalışmak. Ama işitme engellilerimizle bu işi yapıyor olmak artı bir sosyal sorumluluk projesi oldu. Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden işitme engelli öğrenciler ise yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Atık yağlarımız var. Kostiğimiz falan var. Bu kostiğimizle saf suyumuzu karıştırıyoruz. Ondan sonra bunu yani birkaç saat bekletiyoruz. Ondan sonra atık yağımızla bu elde ettiğimiz malzemeyi karıştırıyoruz. Ondan sonra bunun minimum birkaç gün bekletiyoruz. Ondan sonra bir kalıbımız var. O kalıbın içine döşüyoruz. Sonra o kalıptan çıkartıp bunları kesiyoruz. İyi hissediyorum. Yani bu ilk olduğu için bana iyi hissettiriyor. Yani kısaca anlatmak gerekirse bayağı bir mutluyum. Bayağı mutluyuz yani bu okulda biz. Şimdi gelirlerse yüksek eğitim alma ihtimalleri de var. Şimdi bilgisayar işlemi bayağı iyi. Şimdi bilgisayarda neler yapılıyor, neler yapacağız onları da öğreniyoruz. Word işleriyle öğreniyoruz. Ayrıca bunu yaparak kalmayarak geri dönüşüm olarak sabun elde ediyoruz.